Hazırlanmamız lazım. Birazdan gelirler. Şimdi uyumadan önce bir şey falan isterler de. Abla, annemin haline baksana. Gitsin uyusun kadın. Ay Dicle'm, ayıp olur. Oyalanmayalım hadi ya. Belki ifak edelim. Sultan isterse ne yapacağız? Bu gecede bir şey istemesin artık ama ya. Kızım, iş başka, eğlence başka. Hadi oyalanmayın. Hadi. Hadi ben de kuzeye gidiyorum. Abla ya, çok midem bulanıyor. Ay Sultanım, şimdi sana güzel bir kahve yaparım. Her şeyin geçer, hiçbir şey kalmaz güzelim. Kız, amma da eğlenin ha. Yakın. Ay midem. Prenses, dikkat. Be careful, princess. Abi. Sen de yoruldun artık. Hadi ver hediye indirip biz yaparız. Bütün yorgunluklar böyle olsa keşke. Yalnız Sunan Hanım'ın filer bulunuyor. Bak siz zahmet etmeyin ben onu. Abla! Gelsene bizimle odaya yatmadan önce konuşuruz. He. Şey ablacığım ben çok yorgunum. Bir su içip yatacaktım. Yaşa. Karıcığım, bu minik oyunlarını yemem ben. İddiayı kaybettin yani. Hı? Ne iddiası be? Oh. Ne iddiası diyor bir de ya. Sana artık Seyran, çüşünüz diyorum ben, çüşünüz. Seyrancığım, hani ben herkesi barıştırırsam... Ferit ben oğlum, öylesine söyledim ha deyip geçirdim ya. Seyran. Yemin ederim, korkulur senden, yemin ederim. Ben hiç anlamam, iddiayı kaybettim, bitti. Benim çok uykum geldi Ferit. İyi geceler herkese. İyi geceler ablacığım. Ya ben sana iyi bir gece yaşatacağım. Bunlar oldular artık. Değil mi? Bence de. Duyuyorum sizi. Aman her şeyi de duy. Size de iyi geceler Sunan. Ha bir değil mi? Bir saniye. Ben size bunu almıştım da yılbaşı hediyesi. Orada herkesin içinde veremedim. Yanlış anlamasınlar diye. Ne zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Mahcup oldum. İnşallah bu yıl tüm dilekleriniz kabul olur. Seyran, banyoya mı kilitledin kendini yahu? Ay kendimi bir yere kilitledim falan yok. Bak, buradayım işte. Buradasın. Görüyorum da ne yapıyorsun sen iki saattir içeride bakayım? Makyajımı temizledim, dişlerimi fırçaladım, saçlarımı taradım falan yani. Aa. Doğru diyorsun, o kadar yol gittik geldik tabii. Düşünceli karım benim. İki dakika bekle burada, geliyorum hemen, tamam?
Ne onun adı acaba yine? Canım karım benim. Ortamla yapmış. Şakacı. Seyro. Duydun mu kız? Bak bak kocasına yerde açmış. Allah. Ferit ya! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptım ya? Yatıyorum işte Seyran. Ne oldu? Görmedin mi Ferit? Sana orada yastık yorgan ayarladım ya. Git yat orada işte. Gördüm de ben. Şaka sandım onu. Ciddi miydin sen? Bu odada şaka olan tek şey senin bu yataktaki varlığın şu an. Çıkar mısın lütfen? Seyran ya. Ya biz dün gece beraber uyumadık mı? Sen benim elimi tutmadın mı? Tuttum ama o arkadaşça bir tutmaydı. Yani Seyran Ferit dayanışması gibi düşün. Seyfer dayanışması diyorsun yani. İyiydi. Okey. Ama bence artık bir tık daha fazlası. Ha? Ben öyle düşünüyorum. Yani ben seni öpmüştüm. Sonra sen geldin. Beni öptün. Artık bence ilişkimizde bir sonraki aşamaya geçmemiz lazım Seyran. Ağzından çıkacak şeylere çok dikkat etmeni öneririm Ferit'ciğim. Bir sonraki aşama derken? Bir sonraki aşamadan ne anlıyorsan? O işte Seyran. Okey. Ya da sen nasıl istersen. Şimdiki aşamada da kalabiliriz. Şu hallere bak ya. Ne yapıyorsun Ferit? Ya sen hakikaten küçücük şımarık bir oğlan çocuğusun ya. Kocaman adam oldun. Yakışıyor mu sana böyle haller? Hı? Bana her şey yakışır. Seyran'ım. Canım karım benim. Hadi gel. Yatalım bari. Anlaşıldı. Bu gece de verim alamayacağız senden. Gel. Verim derken tarla mıyım ben Ferit? Ya Seyran ya. Ya diyorum ki artık hani bu kız toprağından döndü, Antep'inden döndü. Biraz İstanbullu oldu diyorum ama. Yok sen hep aynısın ya. Tarla mıyım ben? Allah seni bildiği gibi olsun. Al yat burada ya. Üf, uğraşamayacağım seninle. Rahatlarsın hem. Ben yatıyorum koltukta. Ya üf. Seyran ya. Kalk buradan. Ferit. Kalk buradan diyorum sana. Ne kalk ya? Seyran ya. Ben uyumak falan istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Hakkımı bana bırakmayacağım. Ver. Hakkımı vereceksin ya bana Seyran. Ferit. Olmaz böyle, kabul etmiyorum onu. Biz seninle efendi gibi iddiaya girdik. İddiaya. Ben o iddiayı kazanırsam ne yapacaktın sen? Ne yapacaktın? Beni çok çok uzun öpmeyecek miydin sen Ferit. Ya? Ne yapıyorsun ya? Ya bana bunu söylettiriyorsun yani. Ağzını yiyeceksin ha bak. Vallahi yiyeceksin şimdi tekmeyi ha. Git hava al ya, git bir nefes al.
Allah Allah, tatlı falan da yemedin sen bu gece. Ne olur sana böyle? Göstereceğim ben sana o tatlı tarafımı. Sen dur. Telefonum nerede benim? Aa! Telefonum nerede? Nereden bileyim ya? Bırak artık şu ayağımı. Çek. Kıçık. Ses kıçık. Çözümü buldun işte. Sen bu halinle anca o cici sevgilinin yanına gidersin. Pardon, eski cici sevgilinin yanına. Hadi koş 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 koş. Bu halimle Pelin'in yanına gideceğim, öyle mi? Sok. Şaşırır mıyız sayın seyirciler? Hı? Asla şaşırmayız. Telefonumu arabada unutmuşum. Onu almaya gidiyorum. Sen de yani maşallah ya. Maşallah sana. Hem beni yatağına almıyorsun, hem beni öpmüyorsun. Hem de öpmüyorsun, hem de kıskanıyorsun. Aa, oldu. Çirit. Oldu paşam. Git be. Aa, bırak. Çirit. Ya bıraksana ya. Git oradan, al yorganını. Ne yapacaksın, tüküreceksin mi? Ayağıma kramp girdi. Dikkat et, kimse görmesin. Annene yakalanmayalım da, sorun yok. Hanım uyumadan gelmez, o merak et. İnşallah. Ne yapıyorsun? Orada delirdin mi sen? Hiç. İner misin aşağıya sultan? İyi değilsin sen, hadi. Sen iyisin ya. Bana yeter. Sultan, in aşağıya. Evine git, bak bir gören olacak. Hadi diyorum. Görürlerse görsünler. Kocası terk etmiş o da. İçip içip kafayı bulmuş derler. Kimse senin için ağladığını bilmez, merak etme. Sultan ya, saçmalıyorsun şu an. Hadi in aşağıya.
baba? Annem nerede? Annen uyudu oğlum o. Yorulmuştu. Senin ne işin var bu saatte burada? O ne demek Ferit? Yengenle konuşacağım şeyler var oğlum. Sevgili kayınpederin yarın bize kahvaltıya gelecek. Yaptığın onca şeyin bize nasıl bir faturaya patlayacağını konuşacağız. Buyursana gel. Dediğim gibi yatmadan evvel duş al. Çünkü saçlarının içine kadar girmiş o konfetiler. Tabii, o kadar eğlenince. Ferit'ciğim niye orada duruyorsun? Buyur gel. Hadi gel oğlum, gel istiyorsan. Yok ya. Seyran orada beni bekliyor. Telefonumu arabada unutmuştum. Onu almaya indim. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Size de. Ne kadar uzun sürdü telefonu bulmak? Şişt. Alo. Uhu. Ferit. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Bana pek öyle gelmedi de. Neyse. Neden? Neyin var ki? Yani bir şey olmasa kesin bir şey derdin o yüzden. Ya sen. Sen benim bir şey dememi mi bekledin bakayım? Hı? Kocan seni öpmeden uyumadın mı bakayım? Hı? Canım karım. Bir şey demeni falan beklemedim Ferit. Aa manyak mısın nesin? Bir şey demeye gelmiyor sana da ha. Beklemişsin işte Seyran. Gel buraya. Ne? Ben seni öpmeden uyumamışsın işte. Gel öpeceğim bir tane. Ferit ya. Seyran. Ya Ferit. Bir tane öpeceğim ya. Ferit bak yiyeceksin tokadı yine ha. Ya Seyran. Ferit gel. Gel. Bak geliyor tokat. Tokat gel. Ferit.
Ferit. Bırakır mısın lütfen? Çok güzel bir akşam geçirdik zaten. Öyle kalsın. Çok güzel bir anımız olsun. Bir kere de lütfen. Nankör kedi seni. Senin benle bir tane kötü anım var mı acaba? Hı? Seninle geçirdiğim her an çok güzeldi diyeceğine bıdı bıdı konuşuyorsun işte. O zaman bu geceyi ertelemek için yanaktan iyi geceler öpücüğü istiyorum. İyi geceler karıcığım. Dünya varmış ya. Dünya varmış. Abou. Ala hanım. Gel kız gel. Gel. Hele anlat bakalım ne konuştunuz Halis Ağa'yla? Kız neler konuştuk neler ha. Bu ihtiyar Halis Ağa öyle, öyle sinirlenince laflar ediyor ama büyük adam ha. Vallahi büyük adam. Kız konuştuk. Evde tamam, arsada tamam, hepsi de tamam ha. Yarın kahvaltıya gidecek, tamam mı? Orada her şeyi, her şeyi sonuna kadar netleştirecek. Yok. Biz Esme ile sonradan geliriz. Öyle duramam ben mal mülk konuşulurken. Sevmediğim şeyler. Ya neyini sevmeyin ya? Neyini sevmeyin? Adam benden özür diledi ha. Koskoca Halis ha özür diledi. Kendini affettirmek için de böyle evdir, arsadır kendine göre bir şeyler yapıyor. Olmaz ha, olmaz. Koskoca Halis ha reddedilir mi ya? Madem birer kahve içelim de sen şu işin ilerisini berisini bana bir güzel anlat. Yok vallahi yok. Yatıcıyım ben, yatıcıyım. Hem kız Esme'ye de yazık ha. O topuklularla bütün gece acayip yoruldu. Yazık ya, yazık. Ne de ki o? Esme! Esmeciğim! Yavrum! Kız! Geldim ağam. Kusura bakma üstümü değiştireydim. Bir şey mi istedin? La havle ve la kuvvet. Ya bir şey sorucum ya. Ha? İkinize de. Ben 2023'e böyle mi giriciydim ya? Ha? Bu nedir ya? Saçma sapan bir kostüm. Böyle ayakları yere sürmeler gene. Ha? Makyajını niye sildin bayan? Ölmüş balık gibisin ya. Ya git! Git kahve yapayım bize. Ya git! Peki ağam.
Ölmüş balık gibi karşımda. Geri. Saat 12'yi geçti. Bu masal da burada bitti. Ne diyor? Karnı mı kırılıyor? Ne diyor? Hani yatıcıydın? Hani kadın yorulduydu çok? Sen de uykumu bıraktınız ya. Şunun tipine bak ya. Vallahi moralim bozuluyor ya. Görmedin mi ya? Muşmula gibi çıkmış karşıma. Neyse. Bugün hiç kimse benim moralimi bozamaz. Çılgınlar gibiyim ya. Davaya kadar buradayım bugün. Oturucum. O maymunla yatmam ben ya. Dumtız, dumtız falan. Seyran, çok acil konuşmamız lazım. Hayat memat meselesi. Çok önemli. Seyran. Ne oldu Yusuf? Hayat memat meselesi yazmışsın. Neredesin? Yüz yüze konuşmamız lazım. Yüz yüze konuşacak bir durum yok. Söyle ne söyleyeceksen. Terasta mısın? Aşağıdayım bak. Yusuf delirdin mi sen ya? Bir gören olacak. Söyle ne söyleyeceksen yoksa bak kapatıyorum. Seyran bak bana inanmak zorundasın. Gece o ikisini gördüm. Ferit'le Sultan'ı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ne görmüş olabilirsin ki? Arabadalardı. Sarmaş dolaş. Sen kafayı yemişsin artık Yusuf. Ağzından çıkan o koca kulaklarına duymuyor anlaşılan. Seyran annem ölsün ki yalan söylemiyorum. Arabadalardı diyorum işte. Sarmaş dolaşlardı. Saçmalama Yusuf. Tamam mı? Yanlış görmüşsündür. Yazma bir daha bana. Bir daha da beni arama. Seyran ben sana böyle bir yalan niye söyleyeyim? Böyle bir yalan kimin aklına gelir? Gerçek olduğunu buradan anla. Yoksa ben sana böyle bir şey söyler miyim? Tamam sus. Saçmalama daha fazla. Seyran. Seyran dur kapatma. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın sabah sabah deniz havası mı aldın kendine? Yusuf'la konuşuyordum. Sen duyma diye terasa çıktım. Acımadı ki, acımadı ki. Seyircim. Yemezler. Seyircim, yemezler. Kendine daha yeni şakalar bul. Bu eski gıcık Yusuf'i şakalarını yemiyorum artık, okey? İyi sen bilirsin. Ben gerçeği söylemiş olayım da. Ne diyorsun sen be? Ne oldu Fero'cum? Hani artık bunlar eskide kalmıştı. Yemezler diyordun. Ne oldu? Yemedim zaten. Yemiyorum yani. Okey. O zaman ben Sultan Hanımcığıma söyleyeyim de bana bir kahve getirsin. İster misin sen de? Kahve mi? Sabah sabah. Evet, ne var? Ne bileyim, sen şöyle kahvaltıdan önce kahve falan içmezdin. Ya ben kahvaltı etmezdim ama artık ufak ufak ediyorum biliyorsun. Peki. Şefika Hanım. Seyran Hanım, günaydın. Sultan Hanımcığım bana bir tane kahve getirebilir mi? Sade olsun lütfen. Dicle Hanım hemen getiriyor kahvenizi.
Yok yok, Sultan Hanımcığım getirsin lütfen. Onun o güzel ellerinden içmek istiyorum. Rüyamda gördüm de. Tabii efendim, olur tabii. Teşekkürler Şefik Hanımcığım. Bu neydi şimdi? Ne neydi? Şefikam Dicle getirsin dedi. Niye Sultan'ı direttin ki? Ya, duymadın mı? Rüyamda gördüm dedim ya. Ne alem kızsın Seyro ya. Nasıl bir tipe de düştün? Rüya mı gördün sen? He? Anlat bakayım. Ne rüya gördün? Ha, ışığa bakıp anlatamam. Öyle daha iyi oluyormuş. Dedem öyle söyledi. Olur Feritciğim. Bundan sonra rüyamı nasıl anlatacağımı da sen söyle. Bir o eksikti çünkü. Ben söyleyeceğim tabii. Sabah neşem. Ben söyleyeceğim. Sen her şeyi benden öğreneceksin. Her şeyi. Sen daha 19 yaşında bir kızsın. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Okey. Ben öyle bir öğreteceğim ki sana her şeyi. Sen hiç merak etme. Allah Allah ya. Manyak mı ne bu kız? Sabah sabah derdin ne benimle? Ay Sultan, ne derdi olacak seninle ya? Kızcağız rüyasında seni görmüş. Git dinle. Bakalım seni rüyasında nasıl görmüş? Gelince anlatırsın. Ha, abla, sana da eğlence çıktı. Sultancığım, ay bana laf yetiştireceksin. Kahveye dikkat et, dökme yolda. Lan dökülürse dökülsün. Ona çok bile. Gel. Günaydın Seyra Hanım. Kahvenizi getirdim. Şöyle masaya bırakabilirsiniz. Sizi rüyamda gördüm Sultan Hanımcığım. Pek bir sinirliydiniz bana karşı. Yani ilk önce anlamadım ben ama sonra birden kavga falan etmeye başladık. Hah, Ferit gelsene, ben de rüyamı anlatıyordum Sultan Hanım'a. Anlat bakalım. Neyse biz kavga ediyorduk işte. Bağırıyordu bana. Ne alakaysa onun odasında bir bilezik mi almışım, ne almışım? Görüyor bunu. Nasıl bağırıyor bana, nasıl bağırıyor? Sonra? Neyse sonra ben işte diyorum ki Sultan Hanım'a, diyorum yanlış anladınız Sultan Hanım, bu benim bileziğim diyorum. Herhalde hani bizim odayı temizlerken karıştırdınız diyorum. Sonra siz de bakıyorsunuz bileziğe. Aa diyorsunuz, evet diyorsunuz ya. Kusura bakmayın ben karıştırdım herhalde Seyran Hanım diyorsunuz. Özür diliyorsunuz benden. Ben de şey diyorum, olabilir öyle şeyler, önemli değil ama bir daha olmasın yeter diyorum. Öyle. Gerisini pek hatırlamıyorum. Rüyalar tersine çıkar derler ama gündüz niyetine diyelim hayır olsun. Artık gündüz niyetine mi, gece niyetine mi ben de pek anlamadım vallahi. İlginçmiş. Ben çok merak ettim. Bir internete bakayım hemen. Hı. Evet evet siz bakın ama baktığınız zaman bana da söyleyin lütfen. Çok merak ederim olur mu? Afiyet olsun. Teşekkürler Sultan Hanımcığım. Sana söylemedim ama istersen bir yudum alabilirsin. Uy, sabah sabah. Bir rüya uğruna hiç midemi yakamayacağım, sorry. Aa, bak bu arada bak benim rüyalarım çıkar. Sen yine de bu Sultan Hanım'a dikkat et olur mu? Sen hiç merak etme Seyrocuğum. Ben çalışanlarla ilişkim konusunda gayet dikkatliyim. Esas dikkat etmesi gereken eski sevgilisi aşağıda çalışan sensin. Sen dikkat et Maviş'im. Ay bir rüyadan girdik, nerelerden çıktık yine yarabbim. Hadi hadi hazırlan sen de bak geç kalıyoruz. Öyle vallahi. Hayat dediğin nedir ki? Yol çok hızlı geçiyor Fuat, dur. Bir bakalım. Ha dur hele dur. Acele etme Fuat. Beğendiyseniz hemen başlayalım işlemlere Kazım Bey.
Ya Moran. Ya beğenip beğenmemek değil ha. Bu yaştan sonra ben ne edeceğim malı mülkü ya? Ben kızlarım için, torunlarım için, bunlar için ha. Bu kaç para? Bu 10 milyon dolar. 10 milyon. Bu? Bu 12 milyon dolar. Ya biri biraz daha ileriye dönük yatırım için. Bu niye o? Söyledim ya Kazım Bey, bu imarı olmayan arsa, diğerinin imarı falan her şey tamam. Boşuna 12 milyon da emin ya. Fuat bir hesapla yap, sana zahmet. 12 milyon ne diye bir hesap yap ya. Kur değişiyor oğlum her gün. Ya. Vay 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 Fuat. Ora, buna ne diyeyim, ben bunu beğendim ha. Sen ne diyeyim? Vallahi siz bilirsiniz. Ben artık şu olsun, bu olsun demeyeceğim diye söz verdim kendime. O zaman bu olsun ya. Ha? Hadi. O zaman hayırlı olsun ha. Şimdi Orhan, yani söyleme sahip bir de Halis Ağa da ev diye tutturdu ha. Onu ne zaman hallederiz? Hallederiz, hallederiz. Önce şu arsa işini çözelim. Onu da hallederiz. Eyvallah, ne diyeyim ya. Günaydın. 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 Şimdi bu... Ne diyorsun? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Mal mülk, işte ev mevzusu. Bitse de rahatlasak. Yani nasıl dayanıyorlar bu adama bizimkiler hiç anlamıyorum. Yemin ederim tahammül bilekleti vereceğim. Of! Vallahi Fuat pek rahatsız görünmedi bana Gülgün anne. Baksanıza. Benim aileme bile böyle davranmazdı hiç. Yok artık daha neler. Bu yana gidiyorlar adamın işte. Ne yapsınlar? Ben o kadar olduğunu sanmıyorum. Günaydın. 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 Damat. Ne diyorsun? Like a bomb. Kazım papa. Like a bomb. O ne lan? Gayet iyi yani. Siz? Ha. Like a pump. Ben de like a pump lan. Bana bak. Sırıtma. Gözümün içine bak, bak. Dikkatli olacağım bundan sonra. Tamam. Aferin. Evliliğine sahip çıktın. Aferin. Ama bundan sonra dikkatli olacağım bilesin. O iş bende. Merak etmeyin. Biz konuştuk, çözdük o işleri artık. Hey. Ya dünür. Nasıl rahatladın bir bilsen ya. Nasıl rahatladın bir bilsen var ya, kuş gibi uçayım ha. Ağam geliyor. Hadi buyurun. Keşke Hatice Hanım'la Esme Hanım'ı da getirseydin Kazım. Madem ilk fırtınada devrilmedik, köklerimiz dimdik ayakta tuttu bizi. Hep birlikte yine bir arada olsaydık. Ağam ben söyledim. Ama onlar öğleden sonra gelirmiş. Bir de hala hanım da seni ziyaret etmek istiyi, bir teşekkür etmek istiyi sana. Tabii müsaitiz değil mi Fakat? Elbet ağam. Ne zaman isterlerse buyursunlar. Babacığım, izniniz olursa ben de bugün Selam ve Ferit için bir dergi çekimi ayarladım. Nereden çıktı durduk yere? Bizim Orhan'la okuldan bir arkadaşımız var. Defne'yi diyorum. İşinde çok başarılı bir kadın. Berlin'den yeni döndü Türkiye'ye. Çok kaliteli bir derginin editörü oldu. Onunla konuştum, sağ olsun kırmadı beni. Eğer izniniz olmazsa hemen iptal ederim. Bilemedim ki şimdi. Doğru bir zaman mı acep? Bence ortalığın durulmasını bekleyelim biraz ağam. Ya ne gerek var? Ne çekecekleri belli, ne yazacakları belli. Olur mu canım öyle şey? Her aşamasında bizden onay alacaklar. Dergi baskıya girmeden de size sunarız. Yani zaten işinde güvenmediğim bir kadın olsa asla teklif etmezdim.
Pardon. Bence de şu an gereksiz. Ya acaba bize de mi bir sorsanız? Belki benle Seyran istiyoruz. Değil mi karıcığım? Damat doğru diyor ya. Ağam yani milletin ağzına sakız olduk ya. Şimdi ağam izin verirsen bu ikisi böyle el ele, diz dize böyle vıcık vıcık bir iki fotoğraf çeksin. Milletin dilinden kurtulak ya. Kazım Papa, inanmayacaksın ama sana tüm kalbimle katılıyorum ya. Ben de aynısını düşündüğüm için ayarladım zaten. Yeni sayının kapağına yetişebilmek için hemen bir çekim ayarladılar. Seyran da sadece bizim cevherlerimizden takacak. Yani uzun zamandır da böyle güzel modelimiz olmamıştı. Çok ses getirecek. Ne dersiniz? Madem ki bizim onayımız olmadan basmayacaklarına söz vermişler, münasiptir. Sağ olun. Kazım. İstersen kahvelerimizi yukarıda içelim. Çek ağam, çek, çek. Hasbihal edek ya. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Nice ha? Gel, buyur. Allah Allah. Güzellerim benim, parlayacaksınız, parlayacaksınız. Gülgün. O kadınla muhatap olalım istemiyorum. Lütfen başkası da ayarlayın. Ha. Ne çok severdin sen Defne'yi. Ne çabuk unuttun. Gülgün başlama şimdi. Kaç zaman oldu? Kaç zaman olmuş? Saymışsındır sen. Vallahi konuştum artık. Babam da kabul etti. Hiç bu noktadan sonra iptal edemem. Mahcup olamam. Zaten kimse itiraz edemesin diye masada açtım konuyu. Ha? Ben rahatsız olmuyorum. Sana ne oluyor? Bana ne canım? Seyrancığım, Suna da gelsin sizinle. Hem sana destek olur, hem alışsın böyle ortamlara. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Vay, vay, vay. Yakışır sana dergi çekimleri falan. Maşallah. Sen bu kadını... tanıyor musun Ferit? Yok. İlk kez duydum adını ben. Ya ben yanlış mı anladım yoksa... Yok, hepimiz aynı şeyi anladık abla ama... Gülgün annenin arkadaşı olması bir enteresan geldi bana sadece. Siz bakmayın babama. Bu tatlı hallerine o da zamanında fenaymış. Ferit Bey. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey söyleyecektim de. Söyle. Ha, siz binin arabaya. Yine siz geliyorum Ayşe. Sultan, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya şey, ya biliyorum kızacaksın ama yani bu Seyran'ın rüyası falan anlamadım ben. Ya biri bizi görmüş olabilir mi? Ne anlatıyorsun sen ya? Kim görecek bizi? Neyi görecek? Ya ne bileyim Ferit, ya sabah sabah kahve istemesi, imalı rüyaları falan. Kim Yusuf? Arabada falan bizi gördüyse, sonra buna yetiştirdiyse. Bin kere söyledim sana Sultan. Fazla sırnaşıyorsun dedim. Yapma dedim. Neyse. Sen arabada ağlıyordun. Ben de seni teselli ettim. Bu kadar işte. Peki bu sen yokken yine bir şey ima ederse ne yapayım? Sen önce bir sakin olsana. Bir gülümse. Bir rahat ol.
Böyle saçma salak davranırsan daha çok dikkat çekeceksin çünkü. Bundan sonra dikkat et tavırlarına Sultan. Bir daha uyarmayacağım seni. Yoksa gidersin bu evden. Okey. Kolaydı öyle beni bu evden göndermek. Ne diyor? He? Sultan, Sultan. Ne konuştunuz yani? Sen böyle her şeyi sorgulayacak mısın karıcığım? Rüyanda gördün ya hani onu. Korkmuş. Of Ferit ya, doğru dürüst anlatacak mısın? Bir şey yok işte ya. Bir kusur işledim de onu mu ima etmeye çalıştı Seyran Hanım diyor. Sen ne dedin? Hiç. Yani öyle bir şey var mı? Benim bildiğim bir şey yok. Ama senin rahatsız olduğun bir şey var ve bana söylemiyorsan o senin sorunun. Ben öyle senin gibi rüyaya yatıp öğrenmeye de çalışmam. Abi hadi. Yok, bir şey olduğu yok Ferit. Yalanların gerçeklik payı vardır. Rüyaların değil. Vallahi Seyrucuğum, bu konular beni aşar. Ben öyle anlamam. Yalanlar, dolanlar, rüyalar filan. Aradığınız Ferit'e şu anda ulaşılamıyor yani. Bilmez miyim canım? Tabii. Abiş. İndeki de böyle kırmızı kırmızı. Ne be? Bileklik işte. Vay. Kim aldı onu sana? Kendim aldım oğlum. Kendine. Abi ya. Sen hayırdır? Abilerin gülü. Sen böyle şeyler takmazdın ha? Var oğlum, gittim beğendim aldım işte. Allah Allah. Yoksa mı? Direksiyon abi seni. Var mı şeyler? Var. Var direksiyon. Allah'ım benim. Kim aldı onu sana? Doğruyu söyle hadi. Oğlum kendi kendime aldım işte ya. Beğendim aldım. Allah Allah, alamaz mıyım? Bence çok güzel olmuş Ümidin Bey. Çok yakışmış. Teşekkür ederim Sunan. Sağ ol. Bırak sana ne yakışmış Allah aşkına. Erkek adam dediğin kırmızı bileklik takar mı ya? Ay şu laflara bak, öleceğim şimdi. Erkeklik renkle mi belli olur? Evet Seyrucuğum, yani erkek adam dediğin ya siyah giyer ya da beyaz. Yani benim kitabımda öyle. Senin kitabında da öyleydi ama sen bu sıralar vallahi bir böyle bir renklenmeye başladın yani, ben anlamadım. Ferit. Tamam oğlum, uzak. Abidin abicim, sen bakma ona. O seni birazcık kıskanmış belli. Ben sana alayım bir tane böyle kırmızı bileklik. Göreceğiz bak, sen takıyor musun, takmıyor musun? Al bakayım. Al da takıyor muyum, takmıyor muyum görürsün. Yani bir yine iddialaşma yapalım diyeceğim ama neyse. Hiç iddiaya girmeyelim. Hiç iddiaya girmeyelim. Sen önce borcunu öde. Ördek. Ferit Bey. Ben Mine, Defne Hanım'ın asistanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ferit Bey, isterseniz sizi yukarı alalım. Defne Hanım bir merhaba demek istiyor size. Sonrasında çekim hazırlıklarına geçeriz. Ne tatlı. Şöyle bir tane. Fotoğraf çekiyor.
ikram edelim size Ferit Bey? Bir filtre kahve alırım. Şöyle geçin lütfen. Ferit Bey, kahvenizi nasıl istersiniz? Sütsüz, şekersiz. Pardon, tuvalet ne tarafta acaba? Koridorun sonunda. Ben de geleyim abla seninle. Bir kahve alabilir miyiz biz Ferit Bey'e? Sütsüz ve şekersiz, teşekkürler. Abla, bir şey mi oldu? Abla, dur bir sakin ol, anlat ne oldu? Seyran vallahi bak ben o kızı yolarım. Abla, sakin olur musun? Lütfen, ne oldu anlat. Ne oldu ya? Kör müsün sen de? Kız Ferit'i süzmekten bana ne içeceğimi bile sormadın. Ay ne var ya? Kızım Allah aşkına sen de şu kocana birazcık sahip çık artık gerçekten yani. Allah'ın sümsü gözümüzün içinde böyle Ferit'in içine düştü. Ayıp ya. Gerçekten. Ah abla ah. Bunlar ne ki? O ne demek ya? Sen bir bilsen ben daha nelerle uğraşıyorum demek. Afiyet olsun Ferit Bey. Teşekkür ederim. Yani açıkçası çok fazla iş yaptık ama bu benim için en özeli. İyi ki geldiniz. Çok naziksiniz. Yani evlendiğinizi duyduğumda ben de herkes gibi çok şaşırdım. Aa, hayırdır? Neden bu kadar şaşırdınız? Yani Ferit Bey'i çok uzun zamandır takip ediyorum ve hiç böyle bir sinyal almadım kendisinden. Aslında Ferit Bey şu anda da size sinyal vermiyor ama siz maşallah uzunları böyle yapmışsınız, dikine dikine geliyorsunuz. Allah muhafaza bir kaza falan olacak. Çok pardon, ben yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Mineciğim. Defne Hanım, misafirlerimiz geldiler. Görüyorum. Sen çıkabilirsin. Misafirlerimize bizzat ben ilgileneceğim. Ferit'ciğim hoş geldin. Anneciğim sağ olsun kırmadı beni. Sizi çok sevdiği belli. Yoksa böyle bir şey hayatta kabul etmezdi. Canım Gülgüncüm. Ben de onu çok severim. Ben de yeri apayrıdır. Sizin de onunla yeriniz ayrıymış. Yani bir noktada anlamış oldum. Kızlar. Hoş geldiniz Zehrancığım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Eğer hemen başlayalım diyorsanız ona göre hareket edeceğim. Çok iyi olur aslında. Süper. O zaman kıyafet seçimine geçebiliriz bu tarafta. Hadi Seyro. Acayip havalı değil mi? Fena. Ay ben çok sevdim bu kadını. Ben de. Başka bir şey ister misin Sunacığım? Hı. Çok teşekkür ederim Defne Hanım. Çok sağ olun. Ya ne olur bana sadece ismimle hitap et ya. Gerçekten hiç sevmiyorum öyle hanım da ablaydı filan. Defne direkt, net, basit. Olur mu? Ben gerçekten öyle söyleyemem. Vallahi söyleyemem. Defne teyze. Efendim Ferit'ciğim. Bu okeydir benim için. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol canım. Spor falan yapmıyor musun sen? Yo, yapıyorum. Hadi ya. O zaman kemik yapında bir tuhaflık var senin. İlginç. Yoksa Gülgün seni hala köfte makarna ile mi besliyor? Çocukken bayılırdın köfte makarnaya. Baban da çok sever. Yani siz maşallah baba oğul almışsınız böyle gül gibi kadınları. Ondan sonra mı salıverdiniz böyle? Aynen. Aynen öyle yaptık. Ablacığım. Çok güzel olmuşsun maşallah. Vay 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 şuna bak. Yakışmış mı gerçekten? Tabii ki. Ben de bir bakayım o zaman.
dekoltesi biraz fazla sanki. Aslan karım benim. Nasıl da biliyor? No. Olmaz bu. Yok, gayet zarif, hoş ve modern bir elbise. Hayır. Dedim ya, Defne teyzeciğim. Çok teşekkür ederim ama bence de başka bir elbise deneyeyim ben. Hem ağır kaçtı sanki, ha? Yaşıma falan, değil mi? Ne alakası var ya? Hiç katılmıyorum. Fark etmez. Pardon? Yani diyorum ki siz ister katılın, ister katılmayın. Karım bu kıyafeti giymeyecek. Okey? Okey. İlginç. İlginç derken? Yani ne bileyim, sene bilmem kaç olmuş, hala bu moça haller falan. Kızlar hala bunları yiyor mu ya? Ha Seyra? Vallahi ben senin yerinde olsam inadına bu elbiseyi giyerdim. Ne yazık ki onun yerinde değilsiniz, değil mi? Bakışların aynı annen gibi. Ama hal ve tavırlar aynı baban. Siz iyi tanıyorsunuz babamı. Evet. Çok eski arkadaşız biz. Annenden bile önce tanırım ben babamı. Hadi ya. O zaman siz de babamın o gençlik hallerinden nasibinizi almışsınızdır. Çok hoş bir adamdı. Gülgün ne yaptı etti? Kaptı babanı. İyi ki de öyle oldu. Şanslı adam baba. Maşallah. Sen de öylesin. Çok teşekkür ederim. O zaman... O zaman bu elbise Ferit'ten no ise başka elbise bakalım. Her şey zamanlamaya uygun gidiyor. Çok güzel olmuşsun Seyran. Aslında öyle duru bir güzelliğin var ki hiç makyaja bile gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Annen de evlendiğinde böyleydi Ferit. Annem hala böyle. Abartma da. Vallahi ne yaptı da bu çocuk seni böyle bağladı? Şaşkınım ben açıkçası. Vallahi inanmayacaksın Defne teyze ama ben onu değil, o beni bağladı. Ha, hiç sanmıyorum. Vallahi yat kalk dua et böyle bir eşin olduğuna. Gerçi ben bu yaşlarda hiçbir türlü evliliği onaylamıyorum ama... annen de zamanında söylemiştim. Okulu bitirmeden evlenmek nedir yani? Aşk işte. Canım benim, çok tatlısın. Sana öyle mi anlattılar? Seyran, sen akıllı bir kızsın. Sakın bu yakışıklı kocanı dinleme. Devir artık eskisi gibi değil. Okulunu okul. Meslek edin. Gülgün'ün düştüğü hataya düşme. Annemin düştüğü hata derken? Yani mesela çok erken çocuk sahibi oldu. Öyle olunca da ne oldu? Hayallerini, hayatını ertelemek zorunda kaldı. Halbuki bir çocuk için en büyük armağan kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız, hayallerini gerçekleştirebilmiş bir annedir. Çok doğru söylüyorsunuz Defne Hanım. Kusura bakma Defne teyze ama annem sizin bugüne kadar hayal ettiğiniz ama gerçekleştiremediğiniz her şeye sahip bir kadın bence. Mesela ben özgür bir kadınım. Sence annen özgür bir kadın mı Ferit'ciğim? Değil tabii, haklısınız. Annem, benim annem hapishanede yaşıyor. Adına yalı dedikleri küçük bir odada yaşıyor. Bir görseniz, bir kuru ekmekle aç aç. Haline acırsınız vallahi.
Defne Hanım, stüdyo çekimi hazır, başlayabiliriz. Aa, süper. Harika. O zaman bütün kostümler, takılar hep stüdyoya. Hadi. Kardeşim sen de bir bırak, ne mıncırdın ya? Ben bu kadını gebertirim ha. Aa, Ferit, aa. Manyak mıdır nedir lan bu? Allah Allah. Babam buna ne yaptıysa az yapmış. Annemi nasıl kıskanıyorsa hazretinden geberecek. Ya bunu bile döndürdün, dolaştırdın, Korhanları getirdin ya. Vallahi helal olsun sana, ne diyeyim ben sana, bilemedim yani. Sen körsen ben ne yapayım Zeyrem? Hadi neyse, ne yapıyorsak yapalım. Bitsin artık şu çile, hadi. Çık kız anne. Nasıl delirdi de ama? Nasıl laflarsın? Ama kalın ne kadar güzel konuştu ya. Çok güzel konuştu. Tamamdır, kaydediyorum hemen. Çok memnun oldum Seyrancığım. Ne zaman istersen arayabilirsin. Ben de çok memnun oldum. Mutlaka arayacağım. Benim için de çok güzel bir gündü Defne Hanım. Sayenizde hiç yalnız hissetmedim. Çok teşekkür ederim. Mutlaka görüşeceğiz zaten. Aa, ne diyeceğim? Ben bu akşam bir event'e gideceğim. Çok güzel bir event. Bana eşlik etmek ister misiniz? Çok memnun olurum. Ne tatlı. İyi eğlenceler size. Biz bugün yeteri kadar sosyalleştik. Hem yakın zamanda bayağı haber falan çıktı. Basından uzak kalsak iyi olacak. Hadi kızlar. Padişahımız böyle buyurdu, sual edilmez. Bu huyların da aynı babam. Pardon? O da böyleydi işte. Kıskanç, maço, hiçbir şeye izin vermez. Ne gerek var falan. Kızlar, çok memnun oldum. Ben de öyle, çok memnun oldum. Ben de. Seyran, Suna, ne zaman isterseniz. En kısa sürede görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrardan. Bye bye. Nasıl konuşuyor, nasıl kendine güveniyor? Evet. Allah bütün kadınlara Defne Hanım gibi olabilmeyi nasip etsin inşallah, ne diyeyim yani? Ya Allah'ım, keşke ben de Defne Hanım gibi olabilsem ya. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ha, bırakın bu işleri. Kadın hayatı boyunca hiçbir hayalini elde edememiş bir kadın. Ne aa? O kadar belli ettik kendini. Annem de arkadaşı diye gönderdi bizi. Saf anneciğim benim, gerçekten saf bu kadın ya. Ya kadın her şeyle bizzat kendisi ilgilendi, daha ne yapsın? Evet. Ha tabii senin moralin bir çıt bozuldu değil mi? Asistanıyla devam etmedi diye. Neydi onun adı? Mine. Ha, Mine. Ne alakası var asistanıyla ya? Kadın annemi ne kadar kıskandığından ve zamanında babamı ne kadar beğendiğinden başka hiçbir şey anlatmadı ki. Ölüyor ve kadın kıskançlığından.
Siz de burada gelmiş kadını övüyorsunuz. Şaka gibisiniz gerçekten ya. Ya Ferit ne dedi ki? Kendi fikrini belirtti sadece. Ayrıca ben eminim bunların hepsini gidip annene de anlatmıştır, söylemiştir yani. Hmm. Söylemiştir. O kadar yüzsüz bir tip çünkü, yüzsüz. Ya sen niye böylesin ya? Nasılım? Karşındaki kadın eğer seni beğenmediyse ya da hoşlanmadıysa büyük nefret ediyorsun. Yani herkes, bütün canlılar senden hoşlanmalı ve seni beğenmeli. Yoksa hepsi ölsün falan diye düşünüyorsun yani. Aynen. Tabii tabii, aynen. O yüzden ben içeride kadına gıcık oldum değil mi? Ulan o kadın benden hoşlansa ne, hoşlanmasa ne? Kaç yaşına gelmiş, güzel de değil, gıcık, antipatiğin teki. Ne? Güzel değil mi? Değil tabii, hiç hem de. Ha, hadi bin arabaya be, hadi. Ulan boş ver abla, bununla uğraşılmaz ya. Kime ne anlatıyorsak zaten ben anlamadım yani. Neyse, bir daha o kadınla görüşmek falan yok. Aramayacaksın da, bitti. Bin arabaya. Buna da karış istiyorsan Ferit'ciğim, buna da karış. Ha? Karışacağım tabii ya. Tabii ki karışacağım ya. Annem o benim, annem. Anneme laf söyletmem ben. Çok güzel ilgilendi bizimle. Farkındaysan annen söyledi buraya gelmemizi. Unutmadın değil mi bunu Ferit? Unutmadım. Eve gideyim ben, onunla onun hesabını soracağım. Babam sabah, o kadar haklıymış ki gitmeyin demekte. Ha, benim saf anneciğim ya, saf, temiz kalpli anneciğim ya. Hala mı belli ki arkadaş? Ayıp yani. Bir şey oldu. Bir şey de var ya, her şey bıdır bıdır. Allah biliyor ya, daha da burayı görmem diyeydim. Kalbinin temiz yanına kefilim de, inadını da öfken de çok iyi bileyim. Kalbimin derininde ne vardır, onu bilir misin? Çok rüzgar esti, çok dallarımız kırıldı. Artık yetmez mi Hatice? Yıkılmadık elbet. Lakin pek bir yara aldık Halis. İşte demek istediğim o. Artık yaralarımızı sarmanın vakti değil midir? Bak bana bak. Kalbinle bak ama. İstanbul'a geldiğinden beri dünyanın derdine düşüp hep can sıkıntısıyla konuştuk. Artık iznin olursa arada buluşup güzel şeylerden bahsedelim. Hı? Hayatı konuşalım biraz. Keşkelerimizi değil ama. Yarınlarımız. Bizim yarınlarımız sayılı gün Halis. İsterim ki şimdi, şimdinin güzelliklerini konuşalım. Ferit, nereye? Ne var ya? Annemle konuşacağım. Ya Seyran Hanım, bırakın gitsin. Heyheyler üstünde zaten, size patlamasın boş yere. Seyran, bence de ya. Bırak, olay sana patlayacak. Gel, gidelim. Of. Alo.
Çok teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mıydı? Ben o çayın yanında verdiğiniz çikolatalı kurabiyelerden kaldıysa tabii bir iki tane, üç tane daha alabilir miyim? Tabii. Hemen getiriyorum. Şefik Hanım'ın özel tarifi bunlar. Anne bir bakar mısın? Oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esma Hanım geldi burada, görmüyor musun? Bir hoş geldin, nasılsınız? Kusura bakmayın İsmail'ciğim. Yok yok, estağfurullah estağfurullah. Seyran'la Suna yok mu? Var var, gelecekler şimdi. Tamam. Hadi anneciğim. Hadi. Gel. Gel. Defne, değil mi? Ya siz çıkar çıkmaz aradı zaten beni. Senin oğlanla biraz uğraştım. Umarım çok ağlamaz dedi. Çok ağlamaz mı dedi? Yani öyle bir acır o işte, tanıdın. Delir. Antipatiğin teki ya. Başka neler söylediğini anlattı mı acaba anneciğim? Ay Ferit aldırma. Dedim ya, o biraz yarı kaçık yani. Öyle düşün. İşini yap, tamam geç. Aldırma mı? Ya kadın deli deli. Girilmedik delik bırakmadı ya. Kızların yanında ne senin özgürlüğün kaldı, ne babamın geçmişteki çapkınlıkları, ne benim padişahlığım. Kadın bildiğin bizim aileden nefret ediyor ya. Ferit. Ne? Aman sen bakma Defne'ye. Öyle ayarları biraz öyle değişik onun. Yıllardır aynı şeyleri söyler durur. Aman baban yüzünden hepsi. Orhan evlenmeden önce biraz hızlıymış. Defne de bunu anlatır durur. Benden önce tanır Orhan'ı. Yakınlarmış da. Biz evlenirken bana sakın evlenme bu adamla, bu adamla evlenilir mi? Başını sakın yakma neler dedi. Ya benim yerime babam Defne'ye evlenme teklif etseymiş ne cevap verirmiş acaba? Acaba? Bir sorsaydın keşke. Gülgüncüm, Esma Hanım'ın yanında biraz özel konulara girmiyor muyuz? Ama gelmiş geçmiş şeyler. Fakat 30 yıl önceki meseleler, gençlik işte. Şimdi gülerek anlatıyoruz. Tabii. Okey anneciğim, okey. Size afiyet olsun. Ben gidiyorum. Okey. Şefik Hanım bir de baklava açıyor. Bir gün size tattıracağım ondan. Yaptırır gönderirim eve. Sağ olasın. Hadi canım git ya. Git. Biri görecek, delirdin mi? Ferit görecek, Abidin Bey görecek ya. Görürlerse görsünler. Herkes işine baksın. Bak Seyran, sana anlattıklarım doğru. O ikisinin arasında bir şey var. Daha önce de görmüştüm de yok artık demiştim. Ne gördün Yusuf? Peki tamam hadi anlat o zaman. Daha önce ne gördün? Dün ne gördün? Ya anlatsana. Al bak sen de dinle, Yusuf ne görmüş? Ne gördün? Arabadalardı. Sarmaş dolaş. Kimle kim ya? Ferit de Sultan Hanım. Evin hizmetçisi. Yusuf. Yuh Yusuf. Yuh o kadar da değil ya. Ya gördün mü Yusuf? Sadece ben değil, herkes aynı tepkiyi veriyor Seyran. Sen bana niye inanmıyorsun ya? Ben sana niye böyle bir yalan söyleyeyim? Niye mi? Şu an sana en az 10 neden sayabilirim. Yusufcuğum. İnanacak şey var, inanmayacak şey var. Kızın kafasını bulandırma ya. O kadar da değil gerçekten. Aman yok be abla, benim kafamı bulandığı falan yok. Atıp tutuyor işte. Abla dediğin gibi, inanacak şey var, inanmayacak şey var. Madem böyle bir yalan söyleyecektim, daha basit bir şey söylerdim. Ben daha önce de gördüm onları da, kendi gözlerimle görmezsem inanmazdım. Kimin aklına gelir böyle bir şey ya? Senin aklına gelir. Öyle olsun Seyran. Ben de sana bunu ispatlamazsam, bakalım o zaman ne diyeceksin? Ya yazık ya. Vallahi el birliğiyle meczup ettiniz ha çocuğu. Ben mi dedim abla ona kalk Antep'ten buraya kadar gel yalıda işe gir diye. Allah Allah. Ha abloş. Bizim odaya gelsene. Niye ne oldu? Hiç öyle muhabbet falan ederiz diye düşünmüştüm. Kızım Ferit odadayken benim ne işim var ya? Karı koca baş başa vakit geçirsinse. Abla ya geç işte hadi. İyi tamam. Gelirim ama ilk önce bir odaya gideyim de ondan sonra geleyim. Canım ağlamıyor. İyi ki buradasın. Gel, gel.
Padişahım, ne yapıyoruz bu akşam? Gidiyor muyuz? Git. Hı? Nereye? Defne Hanım davet etti ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani bir Defne Hanım eksikti hayatımızda. O da geldi, tam oldu ya. Ya bu kadın seni niye bu kadar gerdi ki? Ne olur yani gitsek? Ya bir gece de beni çıkarsan dışarı olaysız bir şekilde. Hep biz böyle evde mi oturacağız ya? Sen hayırdır ya? Ne hayırdır? Ya daha yeni yılbaşını kutlamadık mı biz Seyran? Ne şimdi bu gece dışarıya çıkalım filan? İyi alıştın ha sen. Ha? Kostümler, flaşlar, dergiler filan. Sevdin bayağı. Ölüyorum ben de, değil mi Ferit? Bayıldığım şeyler bunlar benim. Vallahi hiç bayılmadığını söyleyemeyeceğim. Okey. Kabahat bende zaten. 40 yılın başı bir gece dışarı çıkalım dedim. Ya çıkalım Seyran, gece dışarı çıkalım ya. Oraya gitmeyelim ama. Sebep? Ya gıcık oldum ya kadına. Gıcık. Kadın bildiğin geçmişte babama aşıkmış. Annem de babamla evlendi diye annemden nefret ediyor. Haset dolu ya kadın, haset dolu. İki yüzlü. Ağzı başka, içi başka söylüyor. Kimsin sen ya, bilmiş bilmiş konuşuyorsun benim annem hakkında? Yani Ferit? Ne yani ya? Daha ne olsun Seyran, gıcık oldum kadına. Annem de ayrı bir tip ha. Gelmiş bana aşağıya diyor ki, ne olacak? Geçmişte olan oldu Ferit'ciğim. Takma kafana. Deli ya. Çünkü normal insan gibi bir tepki veriyor. Çok normal. Bu asla normal değil Seyran benim için. Asla. Bitti. Doğru, haklısın. Tabii tabii. Geçmiş deyince de sensin be Ferit Korhan. Hı? Babam kahvaltıda kadın adını duyunca o yüzden gerildi bence, biliyor musun? Bence baban da gıcık kadına gibi geldi bana. Yani zamanında belki de o terk etmiştir babanı. Tabii o terk et. Görmedin mi be? Kadın hasetinden, kıskançlığından geberip çatladı öyle orada. O bırakmış. Vallahi bana hiç öyle bir enerji vermedi. Ya biri sana iki tatlı söz edince nasıl da hemen çabucak kanıyorsun ya? Bana özel bir şey söylemedi ki, daha genel konuştu. Ayrıca çok da doğru konuştu. Çok hak verdiğim yerler vardı yani kadına. Ne gibi mesela? Mesela bence de bir kadının her zaman önceliği okulu ve kariyeri olmalı. Kendi ayakları üstünde durabilmeli. Çok güzeldi. Sonra bir çocuğa verilebilecek en güzel armağan, ayakları yere basan güçlü ve bağımsız bir anne olmak. O da çok güzel bir laftı mesela. Yani bunları lütfen görmezden gelmeyelim Ferit'ciğim, olur mu? Seyrancığım, gerçekten daha fazla o Allah'ın antipatik deftesini konuşamayacağım seninle. Okey? Bu konuda burada kapansın bitsin ya. Canım anam benim ya. Ferit ya dur, ayrıcını koyayım bari. Koy. Sıkıcı. Seyran, diyorum ki artık acaba mı? Ne acaba mı? Ferit ya, bir şey soracağım sana.
koskoca Ferit Korhan bir kızı öpmek için neden bu kadar çabalıyor? Gerçekten soruyorum. Ve anlamıyorum. Bir kızı derken? Sen benim karımsın ya Seyran. Farkındasın değil mi? Ve biz evlendiğimiz günden beri hiçbir şey yapmadık. Evdeki herkes bizi aynı yatakta yatıyor sanıyor ama biz koltuk köşelerinde kıvranıyoruz filan. Normal bir şey mi bu? Yani? Yani mi? Hı. Daha ne olabilir Seyran? Diyor bir de ya. Sen benden etkilendiğini açık açık itiraf ediyor musun Ferit? O ne ya? Ne alaka şimdi? Ne alaka? Soru soruyorum, geçiştirme. Açık açık soruyorum işte, cevap ver. Seyrum'a bak sen. Sen benden romantik şeyler mi duymak istiyorsun? Hı? Eğer seni rahatlatacaksa şeyden önce... ben seninle böyle romantik konuşabilirim. Yok, istemiyorum. Sen böyle öküz davranmaya devam et bana Ferit. Doğru yoldasın, aferin. Seyran ya. Romantik oluyorum, olmuyor. Böyle davranıyorum, bu da olmuyor. Ne istiyorsun benden, ne yapayım? İstiyorsan yine bir yurt dışına çıkabilirim. Hı? Bir tur atıp geleyim istersen, ne dersin? Hı? Ya sen ne kadar çok etkilenmişsin ya. Bir öpücük seni ne hallere getirebiliyormuş meğer. İyi oldu bunu öğrendiğim. Of Seyran ya. Ne of Seyran? Yani niye böyle yapıyorsun? Seyran. Bir sal artık kendini. Bir bırak kollarımı. Çok güzel olacak. Hiçbir şey düşünme. Okey? Sen de inanamayacaksın. Gör bak. Yemin ederim. Hı? İstemez miydin? Kendimi senin kollarına bırakacağım. Hı hı. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Hı hı. Ve her şey o kadar güzel olacak ki... ben bile inanamayacağım. Hı hı. Ne? Komik bir fıkra gibi geldi bu bana. Fıkra değil. Masal. Prensle prensesin masalı. Ferit. Hı. Of. Of. Müsait misiniz? Değiliz. Gel gel abla gel. Nerede kaldın, hiç gelmeseydin anca ablacığım. Geç ablacığım, müsaitiz. Gel. Ferit. Ne var Baldız ya, ne var, ne oldu? Bir şey olmadı ya. Böyle uyku tutmadı da oturmaya geldim öylesine. Deli bu, deli boş ver. Bir de odada ne bileyim yalnız kalınca biraz korktum da o yüzden. Hmm, canım benim. Yemezler. Keşke seni kaçırmasaydım da o adamla evlenseydin. Aa, aşk olsun Ferit ya. Kim o ya? Bu saatte? Ha? Ablan da burada. Hey, kime diyorum prenses? Defne Hanım ya. Akşam gelecek misiniz diye soruyor. Ya gidelim. Ne olur gidelim ya. Ne Defne Hanım'mış be. Ne Defne Hanım'mış ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Savaşta mıyız? Ya Ferit fotoğrafları gönderiyor. Bakayım ben de. Gel.
çok güzel çıkmışsın maşallah ya. Ver bakayım. Ya Ferit ya, versene ben... telefonumu. Ya. Güzelmiş. Değil mi? Kadın, kadın işinde iyiymiş. Bu kadar laf ettik de iyiymiş. Kadın iyi, kadın iyi. Baksana şuna. Şşş, çok güzel. Ya. Burnun ne güzel çıkmış burada kız. O zaten güzel değil mi? Hı. Oh, oh no. No, no, no. Sözümü geri alıyorum. Fotoğraflar olmaz. Fotoğraflar olmaz. Ne olmaz ya? Niye? Gayet de güzel. Gayet güzel. Gider dedeme de söylersin gayet güzel olduğunu Seyrancığım. Ha? Hatta Kazım Baba'ya da söyle istersen. Ben çok beğendim. Vallahi bence de çok güzeller ya Ferit. Hem zaten babam sizin çekime gittiğinizi biliyordu sabahtan. Bence sıkıntı çıkarmaz. Olmaz diyorum ya. Olmaz. Allah Allah. Şimdi gidip annemle konuşacağım. Diyeceğim ki anneciğim bu fotoğrafları hemen iptal ediyoruz. Hemen sildiriyorsun diyeceğim. Ferit dur ya, nereye gidiyorsun? Ne dur ya? Ne dur Seyran? Olmaz ya. Bu fotoğrafları basamazlar. No. Padişah hayır dedi. Bitti. İyi şimdi sen git annene o zaman. Annen sana he he yapacak. Sonra gidecek Defne Hanım'a okey yapacak. O zaman göreceksin. Doğru. Çok doğru. Ben o yüzden gidip babama söyleyeyim. Bu olayı kökten... Aferin kız sana. Aferin. İyi fikirmiş. Ya Ferit ya. Sus kız. Vallahi ablacığım ya. Fotoğraflar biraz iddialı ama gerçekten Ferit haklı gibi. Yok yok, bence de çok iddialı. Yani çok beğendim ama olsun, birazcık sinir olsun istiyorum. Bu arada bakar mısın yani? Şunları babam görse harbiden... Yolar beni ya. Ama çok güzel. Evet. Gelsene. Kolay gelsin. Hiç uğraşma. Bozuk. Değişecek. Bitmedi mi işin hala? Yok ya. Kaç gündür ofise de gidemedim. Bir sürü yazışmalar, mailler birikti tabii. Boşuna bekleme diyorsun yani. Beklersen mutlu olurum diyorum. Ferit'e bak ama. Bak. Ferit. İyi misin? Hadi hazırlanın kızlar. Çıkıyoruz. Gerçekten mi? Yok be abla, dalga geçiyor baksana. Tanımadın mı sen hala onu ya? Ha, yok Seyran. Gerçekten çıkıyoruz hadi. Nasıl ya? Ciddi ciddi diyorsun. Ferit bir şey mi oldu? Yani Seyran sen de çıkalım diyorsun, hayır diyorum. Niye diyorsun? Çıkalım diyorum şimdi, iyi misin? Bir şey mi oldu? Ne istiyorsun? Haksız mıyım Suna? Yok, haklı bu sefer Ferit Seyran. Teşekkürler Sunacığım. Yani tanıyorum Ferit'i. O yüzden söylüyorum, aşağıda bir şey olmuş gibi geldi bana. Tamam o zaman. Şey, ne giyelim? Nereye gidiyoruz? Hakikaten Ferit, nereye gidiyoruz? İşte sizin dediğiniz yere giderim. O Defne antipatiğinin dediği yere. Ya o zaman tamam, ben üstümü değiştiririm, aşağıda buluşuruz tamam? Tamam. Ferit anlatmak ister misin? Neyi? Aşağıda ne olduğunu. Bir şey olmadı ya. Bir kafam gitti geldi yine. Daraldım biraz. Çıkalım biraz. Eğlenelim. Suna da yani gitmek bilmedi. O yüzden hemen çıkalım dedim.
Okey. Peki. Tamam, sen hazırlan, ben de hazırlanayım. Hayırdır Ferit bu saatte? Hayırdır derken? Nereye gidiyorsunuz yani diyorum. Bakacağız artık. Bulacağız bir yer. Gel Serim. Ferit. İyi geceler. Ferit. Ferit. Neydi bu şimdi? Olması gereken şeydi. Ne yaparsan yap ama böyle bir saygısızlık yapma bir daha, olur mu? Teşekkürler Seyran, nasihatlerin için. Gidebilir miyiz artık? Nereden çıktı bu gece gece böyle apar topar? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Kusura bakmayın Abidin Bey. Rahatsız mı ettik sizi? Sorry. İsterseniz eğer yalıya dönelim, sizi bırakalım. Ben kullanırım arabayı. Nasıl? Hayda. Senin heyheylerin gelmiş belli. Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür ederim Abidin abi. Ya siz ikiniz adamı deli edersiniz ya gerçekten. Normal adamı hasta edersiniz ya. Bir şey yok diyorum, anlatamıyorum. Tabii tabii, yok bir şey zaten canım. Biz kendi kafamızdan kuruyoruz bütün bunları. Yoksa sende hiçbir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Ya daraldım, çıkalım dedim. Sen ne istedin? E Suna da çıkalım dedi. Neden her şeyin altında bir anlam arıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Neden acaba? Tamam. Senin istediğin gibi oldu. İçin darlandı. Çıkmak istedin, çıktık. Tamam. Sorun yok yani. Tamam, gerilmeyin. Ben müzik açayım size. Biraz eğlenin. Hadi. Daha önce dinledim bu kadını, biliyor musun? Aynen, yurt dışında. Bayağı iyi. Vay be, güzel yapmış Defne teyze. Güzel. Bir şey diyeceğim abi. Benim... Söyle. Söyle. Yamalarım, yamalarım. Yürüp kalkıyor. Ya, siler misin biraz?
Ferit birazcık yavaş mı acaba? Ha? Ferit. Korkma ya kardeşim. Şuna zaten içkiye törpüş. O yüzden rahatız. Bu gece full senin karıcığım. Seyran bırak. Ferit içme sen bunu artık ha. İşte bu ya. Bu kadar. Bir sal kendini ya. Eğlenmeye geldik buraya hadi. Gel bakayım yanıma şöyle. Gel. Gel. Nasıl olur tadı? Çok iyiydi değil mi? Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk. İyi, sen nasılsın? Çocuklar mı? İyiyiz. Defne teyzeciğim. Sen nasılsın? Yalnız bir şey diyeceğim. Kıyafetin de wow'muş. Bayağı iyi. Ferit fazla kaçırdı birazcık. Kusura bakmayın Defne Hanım, olur mu? Farkındayım. Bu arada nasıl buldunuz fotoğrafları? Beğendiniz mi? Çok beğendik. Çok güzel, çok. Yani bayıldık. Hatta bir iki tane seçtik. Yarın ben size mesaj atacağım. Harikasın. Ya bırakın fotoğrafı, röportajı falan ya. Bir şey diyeceğim. Siz babamla nasıl tanıştınız? Onu anlatsana biraz. Çok efkarlanırsın, daha çok içersin. O yüzden ben hiç girmeyeyim ha o konuya. Ya sen gir. Gir, gir. Bir şey olmaz. Seni gördüm. Efkarlandım zaten. Hadi anlat sen. Sen biraz dikkat et. Kocana tehlike çanları çalmaya başlamış. Ben yine uğrarım birazdan yanınıza. Nereye ya? Ne dedin kadına ya? Öyle bir şey denir mi Ferit? Ya ne söyledim ya, Allah Allah. Ben daha bu gece ona neler söyleyeceğim, neler. Abi. Bir rezillik çıkacak bugün yani belli. Defne Hanım'ın ikramı Ferit Bey. Soda limonunuz. Defne Hanım'a bak sen ya. Defne Hanım cici annelik mi yapıyormuş bana? Kıyamam ben. Aç tepsini. Ferit. Burada bekle. Ferit. Abi. Ver, ver. Ver be. Al. Ya ver ya. Sen de yani. Al bunu. Hı. Git Defne Hanım'a de ki Ferit Bey soda limon içmezmiş. Eğer çok istiyorsa gelsin kendi içirsin. Okey. Haydi. Haydi. Okey Defne tamam. Hanım okey. Tamam. Saçmalama sen mi artık ya? Geç. Otur şuraya. Ay. Hadi bakalım. Abidin Bey. Ferit hep böyle olmuyor değil mi? Yok. Bu sefer biraz fazla oldu, ben de anlamadım. Bir şey diyeceğim. Başka yere mi gitsek ya? Çok sıkıldım ben. Ben önce bir tuvalete gideyim. Ondan sonra gidelim, olur mu? Ben de eşlik edeyim size. Dur. Ferit. Ha. Zorlamasan mı artık? Ha? Var işte bir şeyler görüyorum. Hadi anlat bana. Anlat ki rahatla lütfen. Ha? Hadi. Anlasam... Rahatlayacağımı bilsem anlatacağım da. Rahatlarsın belki. Bak merak ediyorum Ferit. Lütfen hadi anlat. Hadi.
Bilmiyorum Seyran. Yani böyle bir şey nasıl anlatılır gerçekten bilmiyorum. Utanıyorum dede tam olsun bari. Utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum biliyor musun? Konu acaba seninle alakalı olabilir mi? O ne demek? Yani hata yaptığın veya kendini kötü hissettiğin bir şey varsa. E'si söyle Ferit bana. Söz kızmayacağım. Neler neler gördük biz, neler neler yaşadık. Rahat rahat anlatabilirsin. Ne alakası var ya Seyran? Benle ne alakası var? Yani sen zaten sürekli benim yanımdasın ki. Benimle alakalı olan bir şey değil yani. Ne o zaman Ferit? Çatlatma artık insanı. Lütfen söyle. Bak pat diye söyle ama, tamam mı? Aşağı inmenle yukarı çıkman arasında ne değişti? Ne oldu? Babanla mı tartıştınız? Ferit. Seyran. Dinliyorum. Ben babamı gördüm. Nasıl gördün? Yengemle. Masaya. Nasıl olur ya böyle bir şey? İnanamıyorum. Senin aklın alıyor mu böyle bir şey? Ya bana bunu biri söylese saçmalama hadi oradan filan derim yani. Ama gördüm. Gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Ne oldu Seyran? Niye bakıyorsun öyle? Bir şey demeyecek misin? Konuşsana Seyran. Ferit. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun Seyran? Konuşsana. Yani ben gördüm onları çok daha önce. Üzgünüm Ferit. Çok mu üzülsün? Sen böyle bir şeyi gördün. Ya, kafa mı buluyorsun sen benimle ya? Sen böyle bir şeyi gördün ve benden sakladın mı Seyran? Ferit ben yani... Ne Ferit ya? Ya sen böyle bir şeyi nasıl saklarsın benden Seyran? Ya Ferit, nasıl söylenir ki böyle bir şey? Ben... Nasıl mı söylenir? Ben sana nasıl söyledim Seyran? Neyimsin ya sen benim? Ha? Dostun musun, düşmanın mısın? Neyimsin ya sen benim?
Ya sen benden nasıl saklarsın böyle bir şey Seyran, nasıl? Ha? Ferit, hadi gel gidelim buradan ne olur. Gidelim, yalnız konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Ne olur bak, böyle olmaz. Ben gelmiyorum, sen gidiyorsun buradan, hadi git. Ferit. Ferit, Merit yok. Yürü git. Yürü git hadi buradan, hadi. Hop Ferit, ne oluyor oğlum? Seyran, ne oldu? İyi misin? Ferit, ne oluyor? Ne oluyor? Kendine gel. Benim kardeşimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Aklını başına topla, yoksa ben senin aklını başına getiririm. Abla tamam. Ne tamam? Ne tamam ya? Ne oluyor? Ne hal bu ya? Kendine gel. Abi, Suna ile Seyran'ı götür buradan çabuk, yoksa bu mevzu uzayacak. Seyran hadi. Uzarsa uzasın be. Allah Allah, şu hale bak, terbiyesiz. Seyran hadi al çantanı, gidiyoruz hadi. Sen ne kadar çabuk unuttun ya? Daha beter olduğun günleri. Ha? Bana yaptıklarını, söylediklerini ha Baldız? Ne oldu? Bir kere de ben böyle tıkılayım, ne olacak? Ferit, yavaş oğlum. Yazık Ferit sana. Yazık Seyran, al çantanı, gidiyoruz hadi. Hadi. Kızlar bir dakika. Bir sorun mu var? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Ama Ferit değil. Lütfen ona göz kulak olur musunuz? Ferit, sen de gel hadi. Lütfen ne olur hadi gel gidelim. Hadi. Seyran, git buradan. Git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi. Seyran hadi. 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 Seyran gel. Bekle, bekle, burada geleceğim. Konuşacağız seninle. Bakma. Özür dilerim. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Hiç sorun değil bak. Rahat olabilirsin. Gerçekten bak, sorun değil. Kahve mi? Kahve olur. Nasıl olsun? Sade. Sade. Evde misin? Acil görüşmemiz lazım. Sana geliyorum. Dışarıdayım. Yarın saat 2'de Bebek'teki kafeye geliyorsun. Geldim.
Ne bu? Soda limon içmem demişsin. İçmem demedim. Gelsin kendi içirsin dedim. Benim elimden öyle temiz şeyler içemez. Şşş. Öyle deme. Annem kızar sonra. Annen bana kızamaz. Merak etme. Neden? Babamı senin elinden aldı diye mi? Öyle mi anlattılar sana? Yok. Ben öyle tahmin ediyorum. Baban çapkın bir adamdı. Hatta yalı çapkın derlerdi ona. Yani o kimle birlikte olursa karşısındaki ciddi bir şey düşünmezdi zaten. Yani ben de hiçbir zaman evlilik düşünmedim onunla. Hiç. Çok garip ya. Yani babamı tanıdığımı sanıyordum ama... her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Çok ilginç biliyor musun? Ama bu herkes için geçerli. Tabii erkek çocukları için babaları ayrı bir önemli değil mi? Yani çünkü onu örnek alırlar, ona özenirler, onlar gibi olmak isterler tıpkı Şekla'daki gibi. Bu doğru olabilir ama babam çapkınlık konusunda benim elime su dökemez. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Tahmin ediyorum sadece. Yanılıyorsun o zaman. Neden? Sen daha beni tanımıyorsun ki. Babanı tanıyorum ama. Tamam işte ben daha iyiyim diyorum ya sana. Daha çapkınsın öyle mi? Yes. Peki madem bu kadar iddialısın. O zaman öyle bir şey yap ki inandır bunu. Şampiyon. Sakin. Bak, öyle öyle senin işine, kolejdeki arkadaşlığına falan benzeme. O yüzden sakin. Sakin olmazsa ne olur? Aklından bile geçirme. Sen geçirmiyor musun aklından? Ne oldu? Az önce pat pat konuşuyordun. Gayet kendinden emin, havalı havalı. Şimdi ne oldu? Soru sordum sana. Cevap versene. Ateşle oynuyorsun. Masada buz var. Bir şey olmaz. Seyran ne oldu anlatacak mısın artık? Yok bir şey dedim ya abla. Her zamanki Ferit işte. Neyini anlatayım ya? Neyini anlatayım? Ya biri laf falan mı attı? Bir olay mı oldu biz yok ya? Ya Ferit'in böyle davranması için neden aramamıza bir gerek var mı sizce? Ha? Ama hata bende. Hata bende. Aptalım ben ya. Deme öyle ya. Nefret ediyorum ondan. Ya bizi düşürdüğü şu duruma bakar mısın ya? Bir de yanında sen varken yaptı bunu. Belliydi zaten gecenin başında belliydi. Böyle olacağını heyheleri üzerindeydi.
Neyse ben siz bıraktıktan sonra dönüp alacağım zaten. Bir bakayım neymiş. Bıraktığın yerde bulursan konuşursun. Çoktan Peri'nin yanına gitmiştir o. Yok artık Seyran sen de yani. Ne diyorsun ya saçmalama. Sen onu tanısan bu kadar şaşırmazdın abla. Geceler diliyorum sana. Ne oldu ya? Gidiyor musun? Evet gidiyorum. Gitme kal. Biraz daha otur falan demeyeceksin herhalde. Evet diyeceğim. Biraz daha otur. Ya çok tatlısın. Sana önerim evine gitmen. Dünya güzeli. Dünya tatlısı karın var. Onu da merakta bırakma. Dur. Geceler. Bak. Gideyim. Dikkat et bak. Tamam. Numaranı yazsana, lazım olur belki. Sanmıyorum. Bu gece değil, en azından. Okey, Defne teyze. Ferit'in yanına döneceksin değil mi? Ben döneceğim. Döneceğim de siz de bir arasanız iyi olur. Hayır niye bu kadar sinirlendi bilmiyorum ama onu bir tek siz sakinleştirebilirsiniz onu biliyorum. Tamam. Tamam. Seyran hadi bak yalnız da kaldık Allah aşkına anlat. Ne oldu ya orada? Seyran diyorum. Ya ne oldu ya? İfakat Hanım sizi salonda bekliyor. Ferit Bey sizinle dönmedi mi? Pardon? Yani... Ne yani? Ferit Bey sizinle dönmedi mi ne demek? Anlamadım. Yanınızda görmeyince merak ettim. Sana ne bundan? Ne oluyor? Ne bu sinir? Buyurun İfakat Hanım. Ferit nerede? Gelmedi daha. Eğlenmeye devam ediyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Zaten haber vermeden basıp gittiniz. Kocanın huyunu bilmiyormuş gibi onu orada bırakıp eve mi geldin? Ne olurmuş ki kocama? Ahlaksız kadınlar göz mü koyar yoksa? Ağzını topla. Doğru dürüst konuş benimle. Ne dedim ki? Anlamaya çalıştım sadece. Size bir saygısızlık mı yaptım? Senin dilin çok uzadı. İyi geceler. Seyra, Suna. Sen böyle gel. Bırak. Kardeşin konuşsun. Eteğindeki taşları döksün. Ben sana işte tam da bu yüzden Seyran'la arana mesafe koy demiştim. Eğer beceremezsen... ...kurunun yanında yaş dayanır. Thank you.
de seni bekliyordum. Geçsin.